Merhaba, ismim Mehmet Saracan. Şu an işsizim. Ben Abdoğan'ın fabrikasında çalıştım, çuval fabrikasından 5 sene çalıştım. Bir görev değişikliği nedeniyle işten çıkartıldım. Ben dürüst çalıştım 5 sene boyunca. Namussuz yapmadım, hırsız yapmadım, kavga etmedim. Bir herhangi bir suç işlemedim. İşten çıkartıldım ben. Sadece bir görev değişikliğinden değil. Organın Sanayi Bölge Başkanı'na lütfen Bekir Sütçü'yle, Sayın Bekir Sütçü'yle ben rica ediyorum. Bir sesimi duyuyorum. Ben işe girmek istiyorum. Ben çalışmak istiyorum. 45 yaşından girdim. Organın Sanayi Bölge Başkanı'na oraya gittim ben. İş istedim. Kimse bana iş vermedi. 45 yaşından geldim ben. Şu an evde oturuyorum ben. Yani yapacak durumda yokum. Elim kolum bağlı. Şaşırdım ben. Lütfen Sayın Bekir Sütçü, Ramazan Sütçü, Salih Sütçü ve Mehmet Sütçü lütfen. Lütfen sesimi duyuyorum. Şimdi evde oturuyorum ben. Akşamlar evde oturuyorum. Elim kolum bağlı. Ben çalışma olsun efendim. Lütfen. Beni işe alın. Rica ediyorum sadece sizden ha. Ben çok zor durumdayım ben. Aileme kötü oldum. Psikolojim oldu. Canım sıkıldı. Uyuyamıyorum. Kalkamıyorum. Yemek yemiyorum. Oturamıyorum. Rahat edemiyorum efendim. Bekir Sütçü efendim. Lütfen Bekir abicim. Rica ediyorum sizden. Birini lütfen işe alın beni. Çok pişmanım ben. Sadece görev değişikliği işten çıkartıldım ben. Ben bir suç işlemedim. Hareket bir suçlu bir şey yapmadım ben. Tekrar Abdoğan'a gittim, fabrikaya gittim. Bu sefer bana dedi ki senin yaşın büyük diye beni işe almadı beni. Benim pişmanım, çok pişmanım ben. Keşke isteseydim görev değişikliği. Keşke çalışsaydım ben. Şimdi şu an 45 yaşındayım, evde oturuyorum akşama kadar. Elim kolum bağlı. Lütfen sesimi duyuyorsun. Bekir Sütçü efendim, Bekir Sütçü abicim. Rica ediyorum sizden, rica ediyorum. Beni işe alın ne olur. Ben çok zor durumdayım ben. Çok pişmanım ben. Bir saniye görev değişikliği işten çıkartıldım ben. Bir suçum günahım yok benim ha. Lütfen Bekir Sütçü efendim. Beni lütfen işe alın. Lütfen rica ediyorum. Sizden diye varım efendim ne olur.